अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफीरा। मैं हूं तहसीन। और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। तुर्की अनमैन्ड सी व्हीकल, यानी कि तुर्की जो है वो हर चीज को अनमैन्ड बनाता जा रहा है कि इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो सारी चीजें जो खुद खुद चलेंगी। फोर्थ जनरेशन कहते हैं, फोर्थ जनरेशन। हाँ। ये वाकई में कि जो फाइटर जेट तक उन्होंने जो है अनमैन्ड तैयार कर रहे हैं। यस। और हम लोग बड़े और ये हम लोग बहुत हैरान हुए इसको भी देख के। तो अभी इसके ऊपर हमारे वीडियो आई है, उसमें कहा गया कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर, और इस चैनल के बारे में हमें काफ़ी कहा जा रहा था कि अब इसके ऊपर रिएक्शन लेकर आएँ। तो फौरन देखते हैं कि इस वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन है और कैसी वीडियो है। Türkiye insansız hava araçları konusunda dünya savaş tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Ama elbette bu yeterli değil. Çünkü artık silah sistemlerinin hepsi insansız çalışabilecek hale getiriliyor. Yani havada olduğu gibi karada da denizde de insansız sistemlere sahip olmak artık önemli. Yeni dünyanın savaş konseptinin merkezinde insansız ve otonom sistemler olacak. Biz de canla başla bu yeni konsepte hazırlanıyoruz. Türkiye havada olduğu gibi hem karada hem de denizde ciddi insansız çalışmalara sahip ve bu konuda dünyayı yakalamış durumdayız. Bugün bunu gösteren gelişmelerden birini konuşuyoruz. Yonca Onuk Tersanesi ve Havelsan işbirliğinde geliştirilen Sancar Sidan'ın denize indirilme töreni yapıldı. Biz de bu gelişmeyle birlikte bugün bazı soruları cevaplıyoruz. İnsansız deniz araçları neden önemli? Türkiye insansız deniz araçlarında ne durumda? Bu alandaki platformlarımız hangileri ve özellikleri neler? Bugün cevaplayacağımız çok soru var. इसमें बताया जाएगा कि वो जरूरी क्यों है। हाँ। क्या वो वाकई में जरूरी है भी कि नहीं, और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। क्याम। Okay. Öncelikle silahlı insansız deniz araçlarının neden önemli olduğu sorusunu cevaplayarak başlayalım. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Karadeniz'de sorunumuz yok. Orası nispeten huzurlu bir bölge. Ülkelerin yetki alanları belli ve bu alanlarda herhangi bir gerginlik yaşanmıyor. Uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa uygulanıyor orada. Ama Doğu Akdeniz ve özellikle Adalar Denizi ciddi gerginliklerin yaşandığı alanlar. Bu aralar Doğu Akdeniz biraz durulmuş olsa da Adalar Denizi'ndeki gerginlikler olduğu gibi devam ediyor. Hatta Yunanistan'ın şımarık tavırlarından dolayı son günlerde gerginlik had safhaya çıkmış durumda. Bu yüzden de bizim denizde güçlü olmamız gerekiyor. Elbette SİDA'lar tek başına deniz kuvvetleri için önemli bir güç çarpanı değil. Mesela savaş anında bir fırkateynle baş etmeleri elbette mümkün değil. Ama birçok açıdan deniz kuvvetlerinin elini inanılmaz güçlendirebilirler. İnsansız hava araçlarıyla Adalar Denizi'nde dengeleri nasıl değiştirdiğimizi biliyorsunuz. İnsansız deniz araçlarıyla deniz hakimiyetimiz çok daha artacak. Çünkü bunlar devriye atarken çok düşük maliyetlerle hareket ediyorlar ve insanlı sistemleri göndermenin tehlikeli olduğu durumlarda ön plana çıkıyorlar. Tabii küçük oldukları için de tespit edilmeleri gemilere göre çok daha zor. Yunanistan'la aramızdaki teknoloji farkını düşünürsek de insansız deniz araçlarının bölgedeki dengeleri tamamen değiştireceğini söylemek zor değil. Mesela daha düne kadar biz insansız hava aracı kaldırdığımızda Yunanistan buna karşılık savaş uçağı kaldırmak zorunda kalıyordu. Bu da onlar için ciddi bir maliyetti. Şimdi ise biz silahlı insansız deniz aracıyla bölgede hakimiyet kurarken Yunanistan dengeyi deniz kuvvetlerine ait savaş gemileriyle sağlamaya çalışacak. Bu da onlar için yine ciddi bir maliyet demek. İnsansız hava araçlarında oluşan uçurumu başka ülkelerden insansız hava aracı alarak kapattılar. Aslında tam olarak kapatamadılar. Sonuçta Türkiye bunun üreticisi. Adalar Denizi'nde biz aynı anda onlarca insansız hava aracı kaldırabilirken Yunanistan'ın bu konudaki maksimum potansiyeli 5-6 insansız hava aracıyla sınırlı. Silahlı insansız deniz aracında ise işleri daha da zor. Çünkü Türkiye'nin SİDA filosunu dengeleyebilmek için SİDA alabilecekleri yer yok diyebiliriz. Dünya daha bu teknolojide çok başlarda. Dünyada şu an SİDA'ları deniz üzerinde otonom şekilde hareket ettirip aynı zamanda bu platformlara ateşli silahlar ekleyebilen ülke sayısı bir elin parmaklarından az. Bizim dışımızda bunu yapabilen sadece ABD ve Çin var. Ama bizim ürettiğimiz sistemler bu iki ülkenin sistemleriyle de ayrışıyor. Çünkü bu ülkelerin ürettikleri SİDA'lar açık denizlere göre tasarlandı. Yani açık denizde sabit bir rotada sonar kontrolü yapıyorlar. Ama bizim ürettiklerimiz hem sığ sularda hem de adalar ve kayalıklarla dolu alanlarda görev yapabiliyor. Yani rotasında bir kayalık ya da adayla karşılaştığı zaman onun etrafından dolaşabiliyor. Ya da onu sütre gibi kullanıp arkasındaki bir hedefi vurabiliyor. Diğer ülkelerin SİDA'ları için engel olarak görülebilecek şeyleri bizim SİDA'larımız gizlenmek için kullanıyor. Yani avantaja çeviriyorlar.
Özellikle bizim ihtiyacımızı düşündüğümüzde bu çok büyük bir avantaj ve muadili olabilecek sadece iki ülkede üretilen silahlı insansız deniz araçlarının Yunanistan tarafından alınıp Adalar Denizi'nde kullanılmasının ihtimal dışı olduğunu da gösteren bir karşılaştırma bu. Peki Türkiye bugünlere nasıl geldi? Elbette bütün savunma sanayi konusundaki gelişmelerimizde olduğu gibi devletin son 15-20 yılda verdiği büyük destek ve gösterdiği sağlam duruş bu konudaki başlıca etken. Son yıllarda savunma sanayimize bürokratik engeller çıkarılmıyor. Aynı zamanda gereken bütçe ayrılıyor ve Türkiye'de bu destekle şu ana kadar öne çıkan 3 sistem üretildi. Nereden nereye geldiğimizi aslında şuradan anlayabiliriz. Daha düne kadar böyle bir video yapacak olsam aynı alandaki 2 sistemi karşılaştırırken ancak 2 yabancı sistemi karşılaştırabilirdim. Mesela hepimizin hakim olduğu bir alandan örnek vereyim. Düne kadar insansız hava aracı karşılaştırdığım bir video yapmak isteseydim İsrail'in Heron İHA'sı ile Amerika'nın Reaper İHA'sını karşılaştırabilirdim mesela. Dün böyle bir video yapmak isteseydim Bayraktar TB2 ile Reaper'ı karşılaştırabilirdim. Bugün böyle bir video yapmak istediğimde ise Bayraktar Akıncı ile TUSAŞ Aksungur'u karşılaştırabiliyorum. Yani artık Türkiye'de kendi firmalarımız kendi aralarında tatlı bir rekabet yaşayabilecek durumdalar. Bu bahsettiğim durum insansız deniz aracı konusunda da geçerli. Ve bu konuda biz ilk olarak ULAK SİDA'yı tanıdık. Kısaca yerli sistemlerimizin özelliklerine de değinelim bu bölümde. ULAK 11 metrelik uzunluğa sahip, saatte 65 km hızla hareket edebiliyor. 200 km haberleşme menzili ve 2 ton faydalı yük kapasitesi var. UMTAS, Çakır, Lazer UMTAS ve Cirit füzelerini kullanabiliyor. ULAK bu alandaki ilk çalışmamız. Bütün silahlı atış testlerini tamamladı ve seri üretime geçildi. Yani artık Mavi Vatan ULAK SİDA'ya emanet diyebiliriz. Ares Tersanesi ile Meteksan ortaklığıyla geliştirilen bu sisteme daha sonra bir rakip de çıktı. O da Dearsan üretimi Salvo. Salvo da aslında benzer özelliklere sahip. 15 metreye yakın uzunluğu, 4 metreye yakın genişliği var. Bu daha hızlı bir sistem. Saatte 90 km'ye kadar maksimum hıza sahip. Roketsan üretimi Cirit, Lazer UMTAS ve 12.7 mm makinalı tüfek kullanabiliyor. Bu iki silahlı insansız deniz aracı arasında tatlı bir rekabet oluşmuştu. Şimdi ise bunlara üçüncüsü eklendi. Geçtiğimiz günlerde Sancar SİDA denizle buluştu. Yonca Onuk Tersanesi ve Havelsan İşbirliği ile üretildi bu platform. Savunma Sanayi Başkanımızın katılımıyla geçenlerde denize indirildi. Sancar SİDA 13 metreye yakın uzunluğa sahip. 40 saat seyir kapasitesi var. Maksimum hızı 75 km civarı. 12.7 mm stabilize silah sistemi var. Bunun yanında UMTAS ve Lazer UMTAS füzelerini de kullanabiliyor. Hepsinde ortak olan özelliklerden tekrar tekrar bahsetmemek için bazı özelliklerini sona bıraktım. Bu 3 sistemde sahil güvenlik görevlerinde kullanılabiliyor. Arama kurtarma operasyonlarına destek verip sınır kontrolü yapabiliyorlar. Özellikle kaçakçılıkla mücadelede Türkiye'nin elini ciddi şekilde güçlendirecekler. Ama üçünde de en hoşuma giden özelliklerden biri insansız hava araçlarıyla ortak harekat kabiliyetlerine sahip olmaları. Yani deniz kuvvetlerimizin bünyesindeki silahlı insansız hava araçlarımızla bu sistemler birbirleriyle entegre şekilde çalışacaklar. Bu da sahada elimizi iyice güçlendirecek. Yani kısaca söylersek son birkaç ayda arka arkaya 3 yerli silahlı insansız deniz aracı tanıtıldı. Yani işler inanılmaz hızlı şekilde ilerliyor. Türkiye'nin dünyada ilk 3'te olduğu bu konu önümüzdeki süreçte de bolca göğsümüzü kabartacak gibi görünüyor. Zaten özelliklerini incelediğimiz zaman bizim sistemlerimiz çok ön plana çıkıyor. Bu konuyu takip etmeye devam edelim. Üzerinde çalışılan farklı sistemler de var. Bugün belki tam olarak anlayamıyoruz ama bu sistemlerin değerini bundan 5-10 yıl sonra tam anlamıyla göreceğiz. Bu sistemler Mavi Vatan'ın dört bir yanında aynı anda devreye atmaya başladığında düşmana nasıl bir baskı oluşturacağını hayal edin. Ayrıca bu sistemlerin üzerindeki çalışmalar yani projeler tek elden değil de birkaç farklı işbirliği şeklinde yürütüldüğü için seri üretim çok hızlı olacak. Yani kısa bir süre içerisinde Türkiye 100'den fazla silahlı insansız deniz aracına sahip olabilecek. Başta da dediğim gibi bu küçük sistemlerle fırkateyn vurmayı hedeflemeyeceğiz elbette. Ama o fırkateynlerin nefesini kesecek sistemler yine bunlar olacak. Bu konuda haberler gelmeye devam ettikçe yine konuşuruz inşallah. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olsun. Very nice. Very nice. बहुत जल्दी थी और बहुत ही हर चीज बताई उन्होंने. बड़े शॉर्ट टाइम में काफी इंफॉर्मेशन दी और सारे जो अनमैन्ड व्हीकल्स हैं, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स हैं और जितने भी उनकी रीजंस थी वो बताई गई और इस जो अभी ये अनमैन्ड ULAK जो बनी है इसका इसके बारे में यही कहा. सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि ये डिटेक्ट नहीं होती. साइज बहुत कॉम्पैक्ट है जिसकी वजह से डिटेक्ट नहीं होती और वो जाके जो है सर्वेलेंस भी कर सकती है, मिसाइल से अटैक भी कर सकती है, अपने आप को खुद से बचा भी सकती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो अपने आप को खुद भी सेव कर सकती है.
अगर उसके कंट्रोलर को नहीं पता चला कि कहीं से अटैक हो गया है, तो उसमें ऐसे सिस्टम भी डिटेक्शन लगाई गई है कि अपना रास्ता वो खुद भी चेंज कर सकती है। तो बहुत ही अच्छी चीज है ये, कॉम्पैक्ट है, उसमें सब कुछ है, दिस इज अ कंप्लीट वेपन। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा था सीरियसली। यानी कि वो एक कंप्लीट इस तरह से भी पैकेज है कि वो, क्योंकि सी बहुत ज्यादा है, तुर्की के इर्द गिर्द हर तरफ सी है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है हर तरफ से करना। तो इस वजह से ये इस तरह के जितने भी वेपन्स हैं अनमैन जो हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं तुर्की के लिए, ताकि हर तरफ से जो है नज़र रखी जा सके और अपने मुल्क को जो है दहशत गर्दों से या वैसे भी सेफ किया जा सके। तो अमेजिंग, और जितने भी ड्रोन्स हैं वो भी इनके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, उसको भी इनको भी फायदा हो सकता है, क्योंकि ये डिटेक्ट नहीं हो रही है, आपस में सब कनेक्ट हो सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे काफी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं अपने दूसरे जो अनमैन ड्रोन्स हैं। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी, थैंक यू सो मच, बहुत इन्फॉर्मेशन थी इसके अंदर। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों महफूज रहेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।